Gel Ertan, gel. Ne oldu baba? Burak, Taylan'ı teslim edeceğimiz arabanın bagajına saklanarak bütün işi berbat etmiş. Serhat, Taylan'ı aldı ama altınlarımı iade etmiyor. E ne yapayım yani? Ne demek ne yapayım yani? Git, al getir Burak'ı. Serhat fabrikanın önüne bırakmış. Git kendin at, senin burada uşağın yok. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Canımın istediği gibi konuşurum. Yıllardır her istediğini, her emrettiğini yaptım. Onu buraya götür Ertan, onu bana getir Ertan. Şunu yap Ertan, niçin? Babaların babası İsmet Ali Baba'nın gözüne bir parça olsun girebilmek için. Ama artık Keriz uyandı. Yazıklar olsun sana. Şu anda senin yerinde olmak isteyen kaç insan var biliyor musun? Benim bir lafımla dünyaları yıkacak kaç adam. Sense karşıma geçmiş nankörlük ediyorsun terbiyesiz herif. Nankörlük dediğin senin gibi damadına sağ kolumsun deyip onu köpek gibi sağda solda koşturmak, ondan sonra da onun ağzını hakaret etmek de olur. Kaç yaşında adamsın, ben mi öğreteceğim sana bunları? Defol git lan benim evimden. Senin o pis suratını bir daha görmek istemiyorum. Git. İyi. Gideriz. Terbiyesiz. Yalnız gitmeden önce söylemek istediğim birkaç şey daha var. Şimdi sen demin dedin ya, benim bir emrimle dünyayı yakacak bin tane adam var diye. Herhalde sen kendini çok kusursuz, mükemmel birisi falan zannediyorsun. Bence bu dünyada iki tane kusursuz insan tipi var. Bir tanesi doğmamış olan, öbürkü de ölmüş olan. Şimdi sen zaten doğmuş olduğuna göre birincisi değilsin. Ama demin düşündüm de, niye ikincisi olmayasın? Ne yapacaksın? Gider ayak beni vuracak mısın? Öyle bir şey yapamayacağını ikimiz de biliyoruz. Sen hiçbir zaman bu kadar cesaretli biri olamadın. Sen ancak Serhat'ın çocuğu gibi masumları öldürebilirsin. Sen hep küçük bir adam oldun Ertan. Böyle büyük hamleler yapmak senin ne haddine? Doğru söylüyorsun. Ama son bir şey. Bir, ben o çocuğu yanlışlıkla vurdum. İki, bu sefer haddimi aşmaya karar verdim. Thank you.
Baba! Baba!